Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bundan yıllar önce bir konu özelinde kafam çok karışıktı. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Ya siyah ya da beyaz seçmek zorundaydım. Ortası yoktu. Grileri seçme şansım yoktu ve yaptığım seçimde geri dönüş olmayacaktı. En azından o zaman ben öyle düşünüyordum ve benim için de çok önemli bir karardı. Eğer siyah seçersem bu ayrılık demekti. Bir grup insandan fiziksel olarak da ayrılmam gerekiyordu. Bir şey seçmeme haline geçmem gerekiyordu. Beyazı seçersem de olduğu gibi akmaya devam edecekti. Ve aslında kendimle baş başa kaldığım zaman içten içe cevabı biliyordum. Ben aslında içsel olarak seçimimi yapmıştım ama zihnim o kadar çok aklımı karıştırıyordu ki Doğru mu yapıyorsun? Acaba korktuğun için mi orayı seçiyorsun? Acaba senin ilerlemeye, devam etmeye cesaretin yok mu? Arkasında ne var acaba? Bir blokaj mı var? Zihinsel bir durum mu var? Ruhsal başka şeyler mi var gibi gibi sorularla beni sıkıştırıyordu ve aslında içsel olarak verdiğimi düşündüğüm karardan uzaklaşmama neden oluyordu. İşte o dönemde bir gece sabaha karşı bir rüya gördüm. Eğer o siyah tarafı seçersem uzaklaşacağım insan grubundaki herkesi bir otobüse bindirdim. Onlar böyle ıssız, boz kır gibi bir yolda otobüste bana el sallayarak uzaklaştılar, gözden kayboldular ve ben içimde bir hafiflikle olduğum yere geri döndüm. Yani aslında içsel olarak verdiğim kararı rüya olarak gördüm. Bu konuda çok güvendiğim ve bunları paylaştığım birinden de aynı gün içinde benzer bir yorumu duymuştum. Rasel'in aslında neyi seçeceğim diye bir soru artık söz konusu değil. Sen seçim yapmakla kalmamış bir de seçiminin teyidini almışsın. Üstelik bunu rüyanda almışsın o da çok kıymetli. Neden? Çünkü araya hiçbir parazit karışmıyor. Rüya senin çok merkezinden, çok kaynağından, özünden gelen bir rehber. O yüzden de çok kıymetli demişti. Ben de o gün bugün rüya ile ilgili o deneyimimi hiç unutmadım. İyi ki o gün net olarak rüyamı hatırlamışım. Sabah uyanınca bir yere not etmişim. Sonra da kendim yeterince üzerinde düşündükten sonra çok güvendiğim birine bununla ilgili danışıp üzerine konuşup yorumlamışım. Ve bundan yıllar sonra bir kitap okudum. Şimdi de elimde tutuyorum o kitabı. Meltem Reyhan'ın Rüya kitabı. Bence çok güzel bir çalışma. Kitabı iki bölüme ayırırsak ilk yarısında rüya nedir? Bundan önce yüzyıllardır nasıl insanlar rüyayı rehber olarak kullanmışlar? Hangi dinler buna ne gözle bakıyor? Nasıl bilgiler var? Rüyamızı nasıl yorumlarsak iyi olur? Rüyaları rehber olarak kullanmak için nasıl bir yol izlemeli, öncesinde neler yapmalı yapmamalı gibi bence harika bir çalışma olmuş. Diğer yarısında da semboller üzerinden gidiyor rüyayı yorumlamak üzerine. Tabii ki her rüya görene aittir ve çok kişiseldir. Ben balina görüyorumdur, başka bir şey anlatıyordur. Sen görüyorsundur, sen de bambaşka bir şeyi sembol ediyordur, sembolize ediyordur. Ama yine de bizim Kadim bilgiler var bizim DNA'larımıza, bilincimize kodlanmış. O yüzden bazı ortak bilgileri de kullanarak kendimize rehberlik edebiliriz. Şimdi ben bu kitaptan bazı altını çizdiğim bölümleri paylaşacağım. Kitap oldukça kalın ve detaylı bir çalışma. O yüzden yani çok minicik bir kısmını paylaşmış olacağım. Eğer ilginiz varsa, merakınız varsa, rüyalardan da rehberlik almaya niyetiniz varsa bu kitabı okumanızı önerebilirim. Ee, yaklaşık 450 e, küsur sayfa kitap arkasına şöyle bir karıştırıp baktım şimdi ve altını çizdiğim yerlere yavaştan başlayayım. Rüyadayken rüyada olduğumuzu anlamamızla dünyada gördüğümüze, bildiğimize, deneyimimize inanarak seçimler yaptığımızı anlamamız aynıdır. Sabah uyandığında gördüğün rüyanın bir gece önce seyrettiğin filmden etkilendiğini tahmin etmen oldukça kolaydır. Hatta bir gün önce baktığın eski fotoğraflarda yaşadığın o eski evi hatırlamanın ardından rüya dekorunda o ev de yerini almış olabilir. Bu etkileşimi fark etmek rüyaya bakış açını değiştirir. Evet, izlediklerinden etkilenmişsindir. Peki, hayat rüyası farklı mı? Sana sunulmuş olanlar arasından seçim yaparak hayatını tasarlayan da sen olabilir misin? Eğer böyleyse Rüyadan uyanmak ister miydin diye sormuş kitabın başındaki bölümde. Zaten kitabın bir alt başlığı var hemen kapağında. Uyanmak için uyumaya hazır mısın diye soruyor. Kitabın arka kapağında da çok güzel bir yazı var. Diyor ki, soru sormak yerine niyet ederek rüyanda dünyayı ve dünyada rüyanı değiştirebilirsin. Her ikisinin birliğiyle uyanabilir, yolunu aydınlatabilirsin. Bu dünyadaki sorunlarını rüyada çözebilir, rüyadaki ilhamlarını dünyaya getirebilirsin. Her ikisinin birliğiyle kendi merkezine ulaşabilirsin. Ve tekrar soruyor, uyanmak ister misin diye. E, yani sanırım bu soruya evet yanıtı verenlerle bu bölüme devam edeceğiz. Baskıladığımız bir duygumuz Sakladığımız bir ruh halimiz, doyurmadığımız bir arzumuz olup olmadığını rüya dedektifliğiyle bulabiliyoruz. İnsanın rüyalarıyla bağının kaybolması, hayatın içinde uykuya geçmesine sebep oluyor. Ne yaşadığının, neden yaşadığının ve bu yaşadıklarını nasıl değiştirebileceğinin izleri silikleşiyor. İyi bir rüya dedektifi olabilirsen, kendinden kendine rehberlik edebilirsin. Bu söylediğim çağlar boyunca insanlara rehberlik etmiş tüm aydınlanmışların da yaşadığı süreci anlatıyor demiş. Ee, zaten hiç tesadüf değil. Bir terapiye gittiğiniz zaman rüyalarınız çok önemli bir kaynaktır. Gördüğünüz rüyalar orada masaya konulur ve ne ifade ettiğini terapistinizle uzun uzun konuşursunuz. Çok kıymetli bir kaynak çünkü ve kitabın bir bölümünde Matrix filminden bir sahneden örnek veriyor. Şöyle diyor: Filmin son sahnesinde Neo karşısındaki ajanla savaşmayı bir anda bırakır. Kurşun ona doğru gelir ama o hiçbir şey yapmaz ve mermi aniden durup yere düşer. İşte o anda karşısındakinin önemi kaybolmuş, uyanış başlamış ve Matrix görünür olmuştur rüya hali bitmiş, uyanış gerçekleşmiş, karşısındaki ile olan savaşını sonlandırmış ve olana müdahale etmek yerine olanın kendisinden yansıyan olduğunun farkındalığına erişmiştir. Bu aydınlanmış olana yapılan bir atıftır. Zaten bu nedenle kahramanın adı Neo olarak belirlenmiştir. Filmin bu bölümüyle anlatılan neredeyse dünyanın tamamında aydınlanma yolculuğunda olanlara tavsiye edilen Anlatılan hikayelerin veya öğretilerin ortak noktasıdır. Uyanmak isteyen için kendi iç sesini dinlemek, tekamül yolculuğunda kararlarını veren olmak en değerlisidir ve uyanış ancak uyanmak isteyenin bir seçimi olduğunda gerçekleşebilir. Bu yolculuğa çıkanın ilk zamanlarda iki dünyayı bir etmek için bir mücadelesi olur. Farkındalık yolculuğunun ilk etabı mücadeledir. Sonrasında mücadelenin yarattığı ikiliğin içinde kendini sıkışmış hissetme halini fark ediş başlar. Dışarıda olan bitenle ilgilenme biter. Bırakma aşaması en değerli olandır. İşte o andan itibaren gerçeklikle buluşma başlar ve bu sayede karanlıklar aydınlanır. Savaş sonlanır, rüya yıkılır. Bu durumda bu kitabı okuduktan sonra Matrix'i izlemek güzel de bir fikir olabilir. Şimdi rüyadan maksimum faydayı alabilmek için rüyadan önce uykuya geçiş halimizin çok kaliteli bir versiyona ulaşmış olması gerekiyor. Kitapta bununla ilgili de çeşitli tavsiyeler var. Özellikle gün ışığının gidişiyle beraber azaltılmasında faydalı olan şeyleri listelemiş. Nedir? Işık, sindirimi zor gıdalar, cep telefonuyla zaman geçirmek, televizyonda gerginlik yaratabilecek içerikler izlemek, bilgisayarda oyunlar oynamak. Zaten bu gece uykumuzda salgılanan hormonlar, işte uyku kalitemiz, sağlığımız söz konusu olduğunda da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve uyandıktan sonra, rüyayı gördükten sonra şöyle bir önerisi var. Sabah olmadan uyandıysan ve rüyanı hatırlıyorsan yaz veya kayıt altına al. Eğer bunu yapamıyorsan rüyanın sana nasıl hissettirdiğini yaz. Ayrıca rüyanın içinden bir sembol seç ve bunu not et. Bu sembol rüyaya attığın bir çapa görevi görür ve geri kalanını hatırlamana yardım eder. Uykuya dönerken niyetini yeniden ifade et. Bu rüyadan sonra gördüğün rüyalar İlham rüyaları olarak nitelendirilir. Zihin biten günün temizliğini yapmış ve berraklaşmıştır. Sabah uyanır uyanmaz başucunda bulunduracağın kağıt ve kalemle gördüklerini yaz veya resim olarak çiz. Şimdi bu kısımda hatırlamamak gibi bir şikayet gelir. Özellikle bu çalışmaya yeni başlayan insanlarda. Önemli olan çok detaylı baştan sona her şeyi hatırlamak değil. Buna niyet etmek ve başlamak. İlk gün sadece bir sözcük, bir sembol, bir renk ve ya da uyandığında nasıl hissettiğini not etmek bile çok güzel bir başlangıç. Zaten bunu niyet edince ve başlayınca birdenbire insan kendine de şaşırıyor. Ben de kendi deneyimimde ilk günlerde bir sözcük, bir cümle, bir his hatta ben bunu başaramıyorum, hatırlayamıyorum, ben buradan rehberlik alamayacağım gibi bir ruh halindeydim. Ama şimdi küçücük defterlerim bana yetmiyor. Daha gitgide rüya defterlerimi büyütüyorum ve daha güzel, akıcı yazan kalemleri başucumda bulunduruyorum. Özellikle de rüya ile ilgili niyetten bahsediyor kitapta sık sık. Yatmadan önce buna niyet etmek de bilincimizi belki bir şekilde programlıyor. Şöyle de bir e, önerisi var. İşte e, X konusunda aradığım cevabı rüyamda alayım. Uyandığımda da bunu hatırlayayım gibi bir niyet yapılabilir. Şu konu için şöyle fikirler, yeni fikirler görmek, cevaplar bulmaya ihtiyacım var. Rüyamda bunları göreyim ve sabah uyandığımda hatırlayayım gibi kendimizle konuşabiliriz uykuya dalmadan önce. Bir de bu haber veren rüyalardan bahsediyor. İstihare de denilen rüyaya soru sorma çalışmasını gelecekle yakınlarından birisinin sağlık durumuyla ilgili ya da herhangi bir konuda cevap almak istediğinde kullanabilirsin. Rüyayı kolay yorumlamak için ona yön verebilirsin. Cevap bir renk, sayı, sembol, hayvan, mekan veya isim aracılığıyla iletilsin diyebilirsin mesela uykuya dalmadan önce. Az önceki niyet örneği gibi. Bu çalışmayı yaparken gün içinde ve uykudan önce zihni sakinleştirmek, az konuşmak, az yemek ve uykudan önce niyet etmek önemlidir. Rüyalardan haber almayı bir kehanet sistemi şeklinde değil, bir rehberlik olarak kullanmanı tavsiye ederim. Rüyadan cevap alabilmek için gece boyunca birkaç defa uyanmalı ve yeniden uykuya dönmelisin diyor. E, zaten bu sistemin içine girince sabaha karşı bende genelde oluyor. Bir uyanma, yazma ve sonra tekrar uykuya devam etme hali oluyor. Burada şu söylediği çok kıymetli. Bunu bir işte falcılık gibi, kehanet gibi yapmıyoruz. Zaten bizde olan bilgileri, kolektifte olan bilgileri kendi zihnimize davet ediyoruz. Zihnimizi açık, berrak ve rahat bırakmamızın sebebi de bu zaten. Eğer çok fazla ışıkla, teknolojiyle, bilgisayar ekranıyla, dizilerle, bir şeylerle yatağa girene kadar zihnimizi bunlara maruz bırakırsak zaten aslında sadece rüyayla ilgili değil, birçok konuda yeni fikirlere yaratıcılıklara da kapatmış oluyoruz. Bu kabus ve karabasanla ilgili, özellikle çocukların sıkıntı yaşadığına dair bir şeyler anlatmış ve bununla ilgili bazı önerileri var. Şöyle demiş: "Kabus ve karabasan gören çocuklar için." kendi arınma tekniklerini bulmalarını sağlamak iyi olur. Kötü bir rüyanın ardından suya anlatmak ve o suyu tuvalete dökmek iyi gelir. Rüyanın baskılayan tesiri açılır. Bununla birlikte özellikle çocuklarda rüyayı bir eşyaya veya bir taşa anlattırıp onu uzağa atmasını sağlamak da iyi bir çözümdür. Çocuk böylelikle bu düşünceleri kendisinden uzaklaştırabilir. Burada çocuk diye anlatmış ama ben direkt kendi üstüme alındım sadece çocuklar değil bence biz de bu yöntemleri kullanabiliriz. Özellikle bir şeyleri somutlaştırmak, maddeleştirmek ondan sonra da onu fiziksel olarak uzak bir yere atmak bizi çok güzel rahatlatır. Bazen somut görmeye ihtiyacımız var böyle şeyleri. Değiştirmek, dönüştürmek ve elbette rüyanın mesajını almak rüya ile işbirliğimizin anahtarıdır birçoğumuzun rüyalarla arasının çok iyi olmamasının nedeni rüyaların rahatsız edici etkisidir. Orası arka bahçemiz ve gizlenen bilgi kayıtlarımızın veri tabanıdır. Gün içinde kaçtığımız, ulaşmayı çok istediğimizi söyleyip yüzleşmekten endişe ettiğimiz ne varsa, hatta bizim hakkımızda ne kadar gerçek bilgi varsa bütün çıplaklığıyla karşımızdadır. Kimsin? Neyi gizliyor, neyi arzuluyorsun? Hepsi birdenbire servis edilebilir. Kaçamazsın ama saklanabilirsin. İşte tam bu noktada unutmak ya da hatırlamamak bir seçim olabiliyor. Bağlantıyı kesmekte belki de haklıyız. Çözmekte zorlandığımız, hatırlamak dahi istemediğimiz birçok anı ve onların üzerimizde bıraktığı izler bilinçaltımızda kayıt altında tutuluyor ve bu kayıtları hiç beklemediğimiz bir anda bir rüya sahnesinde seyredebiliyoruz. Ancak o hatırlamak istemediklerimiz aynı zamanda değiştirmeyip değiştirmek için çaba harcadığımız birçok davranış kalıbının anahtarını da içeriyor. Peşinden koşup cevap aradığımız sorular bizim gönüllü kapattığımız karanlık odada duruyor. Bir soru soruyorsun, cevabını bulmak için gece gündüz dua ve niyet ediyorsun. O soruyu sorduğunu unuttuğun günleri izleyen bir zamanda bir rüya görüyorsun. Gördüğün bu rüyayı belki de anlamsız olarak tanımlıyorsun. Oysa ki o rüya söz konusu sorunun cevabı olabilir. Sen ona yöneldiğinde o da sana armağanını verir. Bir asansöre bindiğini düşün. Elindeki kartta 10. kata çıkman gerektiği yazıyor. Orada yeni işe başlayacaksın. Ama 10. kat düğmesinin üstünde bir anahtar var ve sen o anahtarı nereye koyduğunu hatırlayamadığın için asansör hareket etmiyor. İşte o saçma sapan diye gördüğün rüyanın şifrelerinde aşmak, bırakmak ve varmak istediğin yer neresi ise o yola çıkışın anahtarı var. İçini kaplayan sıkıntının sebebi kendinden sakladıklarını hatırlaman. Ama hatırladıklarını unutmak için verdiğin onca çabana rağmen geri gelmiş olmaları değil, o kayıtların seni özgürleştirecek olması. Tek yapman gereken yüzleşmek ve olayları akışına bırakmak. Aradığın cevabı veren bilinçaltının ne dediğini dinlersen huzursuzluk biter. Yani kaçarak olmuyor yüzleşmek şart rüyada bile. Ortalama olarak hayatımızın üçte birini uykuda geçiririz. Hayatın akışı nedeniyle kendimize birkaç gün ayırmak bazen imkansız gibi gelirken bir yandan uykuya böylesine zaman ayırmamız çok etkileyicidir. Bu zamanı kendimize bir inziva alanı olarak düzenlemeyi başardığımızda hayatımızı her anlamda iyileştirmemiz kolaylaşır. Rüya kavramının içeriğini tam olarak anlayabildiğimizde her gece bir mağarada İnziva yapmamız da mümkün hale gelir. Gözden geçirmek, yenilenmek, ikazlara dikkatini vermek, bir rehberle çalışmak kadar etkili olur. Üstelik bu rehber seni en iyi tanıyan kişidir. Böylelikle o kadar uzun yollar gidip dünyanın parasını verip o sıkıcı inziva kamplarına kapanmamıza da gerek kalmaz diyerek çok aşırı kişisel bir yorumumu buraya bırakmak istedim. Peki Tüm bunlara ulaşmak için uyku nasıl olacak? Uykuya nasıl hazırlanacağız? Onu da madde madde anlatmış. Karanlık ve sessiz bir odada uyumak seni dış uyaranlardan korur. Bunu sağlayamıyorsan bir göz yastığı ve uçaklarda kullanılan kulak tıkacıyla sessiz ve ışıksız bir ortam yaratabilirsin. En iyisi tabii ki bunlara ihtiyaç duymadan karanlıkta uyumak. E, göz yastığı konusunda Hijyen konusu beni hep şey yapar, böyle rahatsız eder. Hijyenik olması lazım, onu sürekli yıkanması lazım. Yoksa özellikle alerjik bünyelerde sıkıntı yaratabilir diye yine çok kişisel bir yorum ekledim. Rüya günlüğü çok önemli. Mutlaka baş durmalı ve yanında da bir kalem olmalı. Kalemi de bence çok iyi seçmelisin. Böyle çok kaygan, su gibi, yağ gibi akan bir mürekkebi olmalı. Ses kayıt cihazın varsa başucunda bulundur yoksa telefonunu uçak modunda yanına al aramalara açık olmamasına özen göster sinyal yaymaması önemli. Başucu lambası uyandığın anda rüyanı kayıt altına alabilmen için ışığa ihtiyacın olacak. Ben bazen şey lambayı açmadan yazıyorum artık o kadar profesyonel olduk ki bazen de birbirine giriyor cümleler tabii uyumadan önce seni sakinleştirecek bir müzik seç ve uykudan 15 dakika önce bunu dinleyerek bedenin gevşemesine yardım et. Burada da şöyle bir şey önemli. Bu esnada dinlediğin müziği başka zamanlarda dinlememen gerekiyor bence. Bu benim yorumum. Yoksa onun o özel ritüel halini kaybetmiş oluyor diye düşünüyorum. Uykudan uyandığında zihnin fazla uyanmadan kayıtlarını taze tutabilmen için bir sembol seç ve bu da başucunda olsun. Onu görür görmez ne yapacağını hızlıca hatırlarsın. Benim sembolüm çok uzun yıllardır arkadaşım olan Donatello. Onu da yakın bir zamanda Instagram'da paylaşırım. Donatello'yu tanıyanlar zaten yıllardır tanıyor. Bir numaralı dostumdur kendisi. Bu arada şey çok önemli uyanır uyanmaz gözünü açtığın anda bunları not etmen gerekiyor. İnsan bazen şu tuzağa düşüyor. Ya o kadar detaylı ve canlı hatırlıyorum ki unutmam mümkün değil. Bir banyoya bir gideyim bir yüzümü yıkayayım bir dişimi fırçalayayım diyorsun. Sonra o kısa metraj film ya da uzun film neyse ne kadar detaylı hatırlıyorsan buharlaşıp gidiyor ve pişman oluyorsun. O yüzden hiçbir şey yapmadan hiçbir şeyle ilgilenmeden hemen yazmak çok önemli. Uyumadan hemen önce o gece yapacağın niyetini rüya günlüğünün başına yaz demiş. Yani ne güzel niyet edersek aslında kendimizi kodlamış oluyoruz. Öyle bir gücü var. Uyumadan önce niyetini ifade et. Rüyayı niçin görmek istiyorsun? Rüyana sorduğun ve almak istediğin cevap nedir? Gün içinde çözemediğin bir konunun rüya içinde çözümlenmesini mi istiyorsun? Ne varsa aklında önce bir gözden geçir. Sonra sadece bir tanesini seçip ifade et ve e, kitap boyunca da bununla ilgili çok çeşitli örnekler vermiş. Şimdi rüyayı kayıt altına almakla ilgili de şöyle notları var. Uykudan uyanırken ilk olarak hislerine odaklan, not almaya başlamadan önce rüyana bir sıfat seç. Örneğin önemli, etkileyici, heyecan verici, belirsiz gibi. Uyanışına bir sıfat seç. Sakin, dingin, heyecanlı, keyifsiz, huzursuz Rüyanın yerini, karakterini, hangi duyuları içerdiğini, nesneleri, kişileri yoruma yardım edecek netlikte not al. Kokusunu hissettiğim böreklerin pişmesini beklerken içim huzurluydu gibi. Rüyayı gördüğün dönemin etkin duygusunu notlarına ekle. Rüyayı bir seyahat sırasında gördüysen bunu da kaydet. Devam eden günlerde gördüğün herhangi bir rüya ile ilgili olduğun konuları o sayfanın altına not al. Bu sayede kendi rüya dilini oluşturman kolaylaşır. Şimdi ben bunları üst üste okuduğum zaman yine özellikle yeni başlayanlar için çok zor, çok uzak, çok detaylı gelebilir. Bunlar yavaş yavaş oluşacak. Olabildiğince bunları hatırlayarak, bunları gözden geçirerek notlarımızı alırsak zaten gitgide bu konuda ustalaşacağız ve burada söylediği gibi kendi rüya dilimiz oluşacak. Rüya çalışmasında öncelikle rüya farkındalığını artırmaya odaklanmalısın. Başlangıçta rüyaya hakim olmak önemlidir. Rüyanın içinde çoğunlukla akışı kontrol edemeyiz. Bir anda evin içinde yemek masasında otururken bir sonraki sahnede atın üzerinde bir yerlere gidiyor olabiliriz. Rüyanın hakimi olmak için rüya içinde öncelikle mekana odaklanmalısın. Neredesin? Kiminlesin? Etrafında neler var? İlk çalışmalarını yazarken notlarını titizlikle tutmanı tavsiye ederim. Sen bu notlara odaklandıkça rüya içinde mekansal farkındalığın artacak. Bu aşamayı geçmek için rüya içinde bir evin kapısından girip yine kapısından çıkmalısın. İlk odağın rüyada olan bitenden çok rüyanın içinde mekana hakim olmak olmalıdır uyku öncesi odağını mekanlara ve o mekanın içinde olan bitene vermeye başladığında rüyada da uygulaman kolaylaşır. Rüyada olduğunu fark edebilmek için rüyanın içindeki sistemini kurmalısın. Yerdeki halının deseni pencereden bakarken gördüklerin gibi. Bir sonraki aşamada rüyanın içinde kendini görmeye odaklanmalısın. Bu basit gibi görünen eylem uyanışın ilk basamağıdır kendini bir aynada görebileceğin gibi kendini uzaktan da seyrediyor olabilirsin. Bu aşamayı geçtikten sonra rüyada olan biten her neyse yaşarken rüyada olduğunu ifade etmeye başlarsın. Bu biraz bu çalışmalara başladıktan belli bir zaman sonra oluşacak bir şey. ileri seviye diyebiliriz. Şu an için bunu amaçlamayabiliriz. Sıkıntı değil ama bu yolda ilerledikçe burada bize uzak ya da zor görünen şeyler de gerçekleşecektir. Burada bence en dikkat çekici şey hayatımızda gündüz yaşadığımız hayatta ne kadar uyanık olursak rüyada da bunu kullanabiliyoruz. Acaba burada söylediği gibi hani rüyada şuna şuna dikkat et dediği şeylere ben gündüz hayatımda dikkat ediyor muyum? Farkında mıyım? vücudumu hissediyor muyum? İçinde olduğum mekanı, sıcaklığı, duyularımı bazen çünkü bunları kapatıyoruz. Görmemeyi, duymamayı tercih ediyoruz. O yüzden günlük hayatımızda da uyanıklık, o mindfulness denilen şey aslında oturup böyle saatlerce bir minderin üstünde meditasyon yapmak falan değil. O anı hissediyor muyum? Farkında mıyım? Zihnimin bana neler anlattığının, zihnimden neler geçtiğimin, vücudumun nasıl hareket ettiğini, nasıl durduğumun farkında mıyım? Bunlar hep uyanmak işte. Rüya çalışmalarının ilk etabı rüyayı istediğin yönde değiştirmek oluyor. Bu senin hayat içinde de yönetici kodlarını fark edip iyileştirmene yardım eder. Sonrasında rüyada olup rüyaya dokunamamak aydınlanma yolculuğunun önemli adımlarından biridir rüyasına müdahale etmeyen hayatın akışına da müdahale etmeyi bırakır. Olanı olduğu gibi kabul eder. Daha önemlisi tüm bu olanların beyninin içinden yansıyan zihninde oluşan seçimlerden kaynaklı bir görüntü olduğunu istediği zaman istediği yöne ve şekle dönüştürebileceğini bilir. Kendini ve düşüncelerini arındırır. Dışarısıyla uğraşmayı bırakır, enerjisini ve yolculuğunu kendine döndürür. İnsanın uyanıp yeniden dirilmesinin, aydınlanmasının ve içindeki savaşı bitirmesinin ilk şartı dışarıya değil, içeriye yönelmesi, akışla ilerlemesidir. Bence akışa bırakmak, yaşama dahil olmak, sistemin ilerleyişine, devamına katılmak ve bunu yaparken deneyimlerinin kibrinden vazgeçebilmektir deneyiminin dışına çıkmak, hayatın teklifini kabul etmektir. Akış, teslim olayım de, hayat planlasın değil, direnci bırakıyorum ve yaşama güveniyorum diyebilmektir. Süre geleni iyileştirirken yeni tekliflere de açık olmaktır. Yaşam zayıftan vazgeçer ve gelecekle bağlantısı olana destek verir. Tıpkı göç eden bir zebra sürüsünde grubun dışına çıkanın zayıf düşüp av haline gelmesi gibi bütünün içinde var olmak ve hayatın kalbiyle atabilmek bizi güçlü kılar demiş. E katılmamak elde değil tabii ki. Şimdi rüyaya hazırlandık, rüyayı gördük, not ettik. Geldik rüyanın yorumlanmasına. Bu da oldukça hassas ve kişisel bir kısım. Şöyle listelemiş, rüya yorumlamanın bir edeple yapılması gerektiğini söylüyor bu kitapta. Bunu da şu şekilde maddeler sıralayarak açıklamış. Rüyanın bütünlüğüne sahip çık. Rüya'dan sadece bir bölüm anlatmak, rüya anlatımını yarıda kesmek doğru bir yaklaşım değil bütün dediği tabi senin hatırladığın kadarı. Rüyanı ulu orta yerde değil, hakkıyla yorumlanacağı ortamda anlat. Rüyanın tesirini açmak istemediğinde kaydını veya anlatımını geçmiş zamanda yapabilirsin. Hatırlaman gereken şimdiki zamanda anlattığın sürece tesirinin yenileneceği her yorum birlikte yeniden yön alacağıdır. Rüyanı birisine anlatacaksan seçimin sözünden, niyetinden, bilgisinden emin olduğun kişi olsun. Rüyanı yorumlamak için vaktin olmadığında sadece yaz ve bırak. Rüyan hakkında korkutucu, saçma, tuhaf, berbat gibi ifadeler yerine ilginç, anlamlandıramadığım, henüz çözemediğim gibi ifadeler kullanmanı tavsiye ederim. Rüyanı anlattıktan veya yazdıktan sonra tam yorumlarken aklına bir şeyler daha gelirse önemseme. Öncelikle yazdığın kısmın yorumunu tamamla, sonrasında hatırladığın bölüme bak. Rüya öncelikle görene aittir. Rüyada kimi görürsen gör, senin için bu bir semboldür. Ancak sen yorumladıktan sonra rüyada tanıdığın kişiye düşen payı teslim edebilirsin diye bu maddeleri sıralamış Rüya çok kıymetli bir bilgi. Burada uyardığı gibi öyle ulu orta ortaya saçılacak, herkese anlatılacak, üzerine saçma sapan sıfatlar konulacak bir şey değil.'' Aslında bunları rüyana değil kendine söylüyor oluyorsun. Çok kıymet verdiğin şeyleri düşün. insanları, eşyaları, değerli işte altınları, paraları neyse artık senin hayatında değerli olan. Ulu orta böyle saça saça gider misin? Rüya hepsinden de kıymetli. Senin kendi öz varlığından sana gelen bir bilgi, bir değerli bir kaynak. Ve rüya günlüğüne de çok güzel örnekler vermiş. Şablonlar vermiş kitapta. En basit örnekte ne var? Tarihini yazıyorsun. Yeri yazıyorsun. Yani nerede gördün bu rüyayı, neredeydin? Çünkü bazen farklı yerler rüyamıza da etki ediyor. Seyahatlerde mutlaka defteri de yanımda götürmen gerekiyor. Yani bu rüya günlüğü ritüelini yerleştirmek ve bundan faydalanmak için nasıl her gün yüzünü yıkıyorsun, dişini fırçalıyorsun. Bu da aslında senin günlük hayatının bir parçası olmak zorunda. Eğer rüya öncesinde yaşadığın işte bir şeyler varsa, zihninde dönen bir şeyler varsa, aklına takılan sorular varsa bunu da günlüğüne yazabilirsin. İstediğin bir, beklediğin bir bilgi varsa, bir niyetin varsa bunu rüya günlüğünde o güne ait sayfaya yazabilirsin. Sonra rüyadan hatırladığın detayları yazıyorsun. Sendeki tesiri neydi? Rüyanın tadı neydi, kokusu neydi, hissiyatı neydi? Ne hissettiysen, ne aldıysan onu yazıyorsun. Ve sonrasında yorumunu ekliyorsun. Sana göre neydi? Bazen anında yorum gelebiliyor. Bazen de biraz zaman geçtikten sonra ben mesela bunları yazıyorum. Sonra bazen hemen yorumlayasım gelmiyor. O an bana öyle bir bilgi de gelmiyor. Biraz boş kalıyor zihnim. Sonra gidiyorum gündelik işte ritüellerimi yapıyorum. Kahvemi içerken tekrar defteri alıyorum ve yazmaya başlıyorum. Biraz günlükle rüya yorumu karışık bir şeyler oluyor. Ve şöyle de bir not bırakmış en alta. Sonraki günlerde bir gelişme olursa buraya not alabilirsin. Gördüğün seni çok etkileyen bir rüya ise sonrasında olanları yine buraya not alabilirsin diyor. Ee, rüyayı da yorumlamayı kolaylaştırmak için sorulardan yardım alabiliriz. En başta en basitçe şunu sorabiliriz. Bu rüya bana ne anlatıyor olabilir? Bu rüyanın ne mesajı olabilir? diyebiliriz. Evet, kitaptan anlatacağım kısımlar bu kadar. Söylediğim gibi oldukça kalın ve dolu dolu bir kitap. Eğer bu konuya ilginiz varsa bence mutlaka okuyun. Ben kısacık minicik bir bölümünü paylaştım. Altını çizdiğim bölümlerden. Bence rüyalar çok kıymetli ve bu anlattığım ritüelleri yapınca zaten insanın sadece rüyayla olan ilişkisi değil gündüz hayatıyla ilişkisi de bilinci de zihni de sağlığı da bence daha iyi bir yere doğru gidiyor. Ben yaptığım için ve çok faydasını gördüğüm için bu bölümü de böyle yapıp bunları anlatmak istedim diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.